Öncelikle eşin Chloe'den, eski eşin. Hı. 2 yıllık bir birliktelik, ardından magazin sayfalarında da yer alan çok güzel bir evlilik töreni ve ardından da ayrılık. Tabii bu kadar halka mal olunca herkes ayrılığın iç yüzünü merak etti. İşte Chloe Serdar'dan ayrılmak istedi dendi. Senin bir açıklaman vardı. Chloe Türk vatandaşı olmak istiyor. Ona yardım etmek istiyorum dedin. Sonra bir hafta sonra da ayrılık haberi geliyor. O bir haftada ne oldu? İnsanlar çok merak etti. Chloe nerede yanlış yaptı? Neden yürümedi? Sen nerede yanlış yaptın? Bu neden sorusuna bir netlik getirelim istersen. Soru gelsin. Chloe ile olan evliliğinizde ayrılmayı kim istedi Serdar? Ben söyledim ayrılalım diye, fakat o ayrılmaya getirdi. Yani bir erkeğin ayrılmayı, benim için zor oldu yani ayrılalım demek. Ama baktım ki o böyle mutlu değil. Hiç konuşmasa bile ayrılmak istediğini hissettim. Aslında bir blöf de olabilirdi yani. Tamam, o zaman ayrılalım da demiş olabilirim. Fakat ben şunu düşünüyorum. Kadınlar da diyor ki birisine ayrılalım dersen tabii ki çeker gider. Öyle blöf atılır mı diyor kadına. Hı hı. Benimki blöf değildi aslında. Bak 18 yaşında tanıdım ben Chloe'yi. 18 yaşında sevebilir. 28 yaşında nefret edebilir. Yani bir film seyrettim, şöyle oluyor Julie'de. İngilizler Nasıl Sever diye bir film. Adam 18 yaşında kızı alıyor, evleniyor, 2 tane çocuk yapıyor. 28 yaşına geliyor, bir akşam eve geliyor adam. O da 50 yaşında falan. Eve geliyor. Kadın diyor ki, çocukları almış toplamış bavulları. Hayatım diyor, seni çok sevdim 18'ken. 2 tane de bebek verdim. Ama artık sevmiyorum, ben gidiyorum diyor. Yani kadın böyle düşünebilir çünkü ilk tanıdığı adamsın. Hiçbir şey yaşamamış. O yüzden hak veriyorum ben Chloe'ye. Çok genç evlendi. Biraz bireysel yaşasaydı bu evlilik bitmezdi. Boşanmazdık yani bence.